Merhabalar, ben İbrahim Mengütay. Cennet Pınar Köyü'ndeyiz. Şokulyon muydu acaba? Pardon, hata mı yaptık acaba? Aynen. Ne o? Tam şeyini tuttum. Cennet Pınar'dayız ama. Tutte mi diyorlardı? Şokulyon, şokulyon diye hatırlıyorum ama. Gerçi Bayram Gazi Şokulyon'da. Evet, pardon. Tutte'deyiz o zaman. Orada bir hata olmuş olabilir. Evet, görüyorsunuz. Bahar ayı. Mükemmel bir doğa var. Şu an her taraf yeşil. Baya bir şu an inanılmaz da bir izlenmeye ulaştık. Birkaç saniye içerisinde. Demek ki Cennet Pınarı'ndan çok takip ediliyormuşuz. Tabi diğer köylerimiz de, insanlarımız da izliyor, ayrı bir şey ama kendi köylerine bir talep daha çok oluyor. Evet, baharın görüntüsü var, görüyorsunuz. Selam İbo demiş. Şahin Çalışkan merhaba. Şahin abi selamlar. Evet, görüyorsunuz dağlar. Doğa yemyeşil. Bugünlerde bayağı bir yağmurun etkisi de var. Burası Cem evi. Cem evinin yapımı biraz şey gibi olmuş yani, biraz daha sanki bina, daha büyük bir bina şeklinde değil de biraz daha küçük yapılmış sanki ev gibi ama iyi yani, yeterli. Köy için yeterli bir yer. Evet, görüyorsunuz şöyle bir yamacı da var. Şöyle bir tepesi, onu da gösterelim şöyle. Evet, zeytin ağaçları son zamanlarda bölgemizde moda oldu. Evet, Mazlum Donat günaydın demiş. Günaydın Ermin Baran. Günaydın Kocaeli'den selamlar demiş. Selamlar Şaban Fatma Babuk. Selamlar İbo, kolay gelsin demiş. Teşekkürler. Gültüran günaydın demiş. Günaydınlar, merhaba. Gülçin Kazım Cinkılıç demiş ki burası Cennet Pınar Uson Uson. Ha, bu tam şeyini bilmiyorum ama Uson bura mıydı, emin misin Gülçin, bilmiyorum ama. Evet, baharla beraber zaten ekstra güzel oluyor. Sevgili canlar. Şokolyon değil, evet Şokolyon Bayram Gazi oluyor diye biliyorum. Pardon, orada bir hata oluştu, evet. Affınıza sığınarak onu düzelteceğim. Bazı köy isimleri artık karıştırabiliyoruz. Biraz artık hafızadan dolayı mı? 250 200-250 kadar Pazarcık köyünü gezdim. Artık bazen karıştırabiliyorum. Biraz da modern zamanın getirdiği hafıza zayıflığından. Evet, görüyorsunuz bu şekilde köy. Şöyle biraz yukarılara doğru da gidelim. Belki köyünü merak eden vardır. Bir de muhteşem bir doğa var. Yani ben şu çekimleri sadece köylüler takip etsin diye değil, aynı zamanda şey için de yapıyorum, şu muhteşem doğayı görmeniz için. Her taraf yeşil, bahar yağmurları yağıyor, baharla beraber özellikle yeşil buralar. Bu sene kış da fazla sert geçmedi. Selam orada. Bahar, Paris'te kar var diyor Songül Ali. Evet, Paris'te kar yağıyormuş. Londra'da, Paris'te. Burada bahar geldi. Burada pek kar, yağmur görmedik. Yeni yeni yağmurlar yağıyor. Görüyorsunuz, evet. Şeydir, bilenler var mı bilmiyorum. Garang diyorlar bunun. Bahara doğru, bahar işte ortalarında uzuyor, onu yiyorlar. Tatlı bir tadı var.
pamuğu şeyini bilmiyorum. Kenger alan mı Türkçesi? Öyle bir şey, tam adını şeyini bilmiyorum Türkçesini ama köyde çok olurdu bizim köyde. Evet, görüyorsunuz eski bir yapı, çok da güzel. Taş duvar. Oruç Doğan günaydın demiş. Günaydınlar. Evet, şu şey muhteşem şu. Neresi orası? Emine Akay demiş. Burası Cennet Pınarı Köyü. Elif Ana'nın hemen yan tarafında. Cennet Pınarı da iki köyden oluşuyormuş. Biraz ilerisindeki de varmış. Tabii çok geldik ama içinde böyle gezme imkanımız olmadı. Bugün böyle bir imkana sahip oldum. Aynı zamanda size de gösteriyorum, görüyorsunuz. Evet, görüyorsunuz. Bakın, baharla beraber çiçekler de açmış. Cem Yönden demiş. Günaydın İbo, sen olmasan memleketi görmeyeceğiz. Vallahi elimizden geldiği kadar hemşerilerimize memleketimizi göstermeye çalışıyoruz. Böyle bir çalışma yapıyoruz. Sevgili dostlar, YouTube'dan Pazarcık TV'yi de Pazarcık TV kanalını da takip etmeyi unutmayın. Bütün paylaşımlarımız orada. Yöreyle ilgili daha çok paylaşımlar oradan yapıyoruz. YouTube'a Pazarcık TV yazıp abone ola tıklamanız yeterli. Yani bir saniyenizi falan alacak. Çok basit. Duyarlılık açısından çok da yararlı olacak. Bütün çalışmalarımız da orada, türbelerle köyleri oradan yayınlıyoruz. Evet, görüyorsunuz, bakın muhteşem bir tepesi var, şöyle yemyeşil. Burada inek ve kuzu otlatması için çok güzel bir alan. Ve kadınlar da çiğ köfte yapabilir. Bilmiyorum yapıyorlar mı, kesin burada yaşlılar kaldı ama şu yamaçta köy manzaralı. Hani köylerimiz yok olmasaydı buraya güzel otantik bir kafe yapılabilirdi oradan. Özellikle bahar havasında güzel bir çay içilebilirdi. Aynı şekilde Bayram şeyi, Çakmak köyünün de şeyi var. Öyle bir tepesi de var. Bayram Gazi'nin de var biliyorum. Çekmiştim onların videolarını da. Evet, görüyorsunuz, muhteşem. Yağmur yavaştan atıştırıyor. Evet. Güneş Şahin demiş, erkencesin yine. Evet, ne yapalım. Selam demiş Gönül Keşine. Fatih Yıldırım kolay gelsin demiş. Teşekkürler. Evet. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Reklamdaki o palulu amcamızın deyimiyle. Görüyorsunuz, anlatmıyorum. Evet, görüyorsunuz. Bakın, anlatmıyorum. Muhteşem. Anlatmıyorum ama. Evet, muhteşem bir doğa, yeşillik. Özellikle yeşili seviyoruz, doğayı seviyoruz. Selam, biraz aşağı mahalleye git, evimizi görelim. Yani aşağı mahalle derken bilmiyorum, kolay gelsin demiş aşağı mahalleye. Dero Revon aşağı mahalleye doğru. Hani genel olarak şimdi ev ev göstermek değil de sevgili canlar, şöyle bir genel olarak hem doğasını gösterelim. Eviniz yerinde duruyordur, ev nereye gidecek? Doğayı gösterelim, şu havayı gösterelim size, özellikle Avrupa'da hasret kalanlar. Memleketin havasını şöyle bir görsünler, iklimini. Genelde hava sıcak oluyor. Biraz hasretinize hasret katmış olacağız ama dersiniz ya, şimdi evde olmak vardı, sobanın önünde bir çay içerdik, odun ateşinde böyle, değil mi? Öyle diyen elbet vardır veya da
şey yerdiniz. Çomağı çolke. Şimdi nedir krem peynirleri ekmeğin arasına sürüyorsunuz? Yani beş espri yapıyoruz ama şimdi insanlar bir mevkiye bir yerlere gittiği zaman bir konuma ulaştığı zaman bir müddet sonra geçmişini özler oluyor. O yüzden diyorum hani bir müddet sonra insanlar ilk başta kendinde eksik olan şeyleri ararlar her zaman. İnsanın yapısında var bu. Her zaman işte yokluk varsa parayı ararlar. Sevgi varsa sevgiyi ararlar. Genelde toplumumuz sevgi konusunda pek sorunlar yaşadığını sanmıyorum ama biraz parasal olarak sorunlar yaşamıştır. Bu yüzden Avrupa'ya göçler büyük bir hızla devam etmiştir. Tabii ki bir müddet sonra paranın geçmişteki o sıcaklığı, o sevgiyi getirmediğini anlamışlardır. O yüzden biraz özlem de artıyor tabii ki. Evet. Şöyle bir psikolojik, bir felsefik açıklamadan sonra tekrar doğaya dönelim. Evet, görüyorsunuz muhteşem bir daha burada, şurada bilmiyorum görebiliyor musunuz ama inekler otluyor. Çok zor görülüyor. Evet, burada bir dere varmış. Demirçiler köyünde çekmiştim. Derede su aktığını göstermiştik. O dere sadece kış aylarında akıyormuş. Onu da biz denk gelmiştik, çekmiştik. Çok memnun kalmıştım gerçekten. Demirçiler Kara Aslanlar arasındaki derede. Günaydın memleketi, çok özledim demiş Can Ecan. Evet, gerçekten memleket çok güzel. Doğa. Yani aslında güzellik kavramı sizin beklentilerinizle alakalı sevgili canlar. Siz güzellikten taş binalar beklerseniz, lüks bir hayat, böyle lüks arabalar, böyle farklı şeyler beklerseniz tabii ki Avrupa daha iyi ama hani Avrupa'da binalar vardır, arabalar vardır ama hiçbir zaman bunların ruhu yoktur. O yüzden görüyorsunuz doğanın bir ruhu, bir canlılığı vardır. Bir tepkisi vardır hayata. İşte onları da özellikle bölgemizde, ülkemizde, pazarcığımızda görmek mümkün. O yüzden buralar güzel. Tabii çoğu insanın anısı var buralarda. Çoğu cennet pınarlı şu an diyordur, şu dağlarda az kuzu otlatmadım, buralarda az gezmedim. Yani ya diyorlardır, Bofkalemin Rosera Mankır. Yaşlar hep öyle diyor ya, biz daha o şeyde değiliz de tabi daha genç nesildeniz. Bizden yaşça büyük çok abimiz, ablamız şu an Avrupa'dadır. Evet, böyle yani biraz da onlar canlansın diye çekiyoruz bunları. Tabi bunları bir de kayıt amaçlı görüyorsunuz doğamızı. Bazen arada bunları tabi ki bir müddet sonra Pazarcık YouTube Pazarcık TV kanalına yükleyeceğiz. Orada hemen arayıp köyünüzü bulun diye, arada izleyin diye bu bahar görüntülerini, bu sohbetimizi kanalımıza, Pazarcık YouTube Pazarcık TV kanalına da abone olmayı sakın unutmayın. Böylelikle bütün köylerimizi, türbelerimizi, diğer köylerimize de gittik, türbelerimize de gittik. Yani memleketimizle alakalı ne varsa gidip çekiyoruz. Hem hobi olarak hoşumuza gidiyor gerçekten. Şunu anlamak lazım. Gençlerimizin artık şu kahve kültürünü bırakıp artık farklı müzikle, sanatla, kültürle ilgilenmesi ne toplumumuzu da memnun edeceğine inanıyorum. Biraz kopuşlar var tabii. Biz belki bilmiyorum şanslı mıyız, değil miyiz? Biz buradan kendimizi bir genç olarak sıyırdık öyle. Kahve kültürü falan yok. Daha çok böyle toplumsal çalışmalarla
veya doğal kültürel çalışmalarla size bir şeyler sunmaya çalışıyoruz. Bilmiyorum ne kadar yararlı oluyoruz, insanlara yaranabiliyor muyuz? İnsanlara yaranmak biraz zor bir şey. Çünkü herkesin farklı bir hayal gücü var, farklı bir bakış açısı var. Her zaman farklı şeyler beklerler, farklı şeyler hayal ederler, farklı şeyler, farklı senaryolar düşünürler. O yüzden işte bilmiyorum, tabii herkese beğendirme kaygımız da yok. Gittiğimiz yerlerde böyle doğamızı seviyoruz, hani kültürümüzü seviyoruz, böyle kayıt altına alıyoruz, çekiyoruz. İşte gerçi yaransak da yaranmasak da yapıyoruz yani, bunun bir yaranma kaygısı da yok. Buradan neyse, biraz sohbette uzun tutuyoruz ki canınız sıkılmasın seyrederken. Buradan bakın görüyorsunuz, burada bir yol var. Bu yolda şeye gidiyor, Bayramgazi, Çakmak, ondan sonra bildiğim kadarıyla ondan sonra Demirçon Davpre, yani Demirçiler Köprü ağzına, o tarafa doğru gidiyor. Evet, günaydın, çok güzel manzara maşallah, Sultan Kul demiş. Cem Yönden kış aylarında sana bir şemsiye gönderelim demiş. Şemsiye değil de tabii ki şöyle biraz ıslanacaksınız, o yağmurun, o doğanın temizliği, o soğunu, ıslaklığını hissedeceksiniz. O da güzel bir şey. Tabii burada sert bir yağmur yok, olsaydı biz de yayın yapamazdık ama yani hafif bir yağmur var. Biz de zaten o tıneyi yakalamaya çalışıyorum ben, o güzelliği. O yüzden biraz da böyle hafif yağmur yağarken bir yayın yapmaya çalışıyorum. Onun güzelliği daha farklı oluyor. Yavaştan zaten yağmur da kesti. Yağmur da kesti. Şu an ne var? Şu an şey var. Hafif hava kapalı. Hava kapalı. İşte biraz hafif soğukluk var ama güzel yani. Gerçekten. Evet, şeye doğru. Şöyle Bayramgazi'ye doğru da çekeyim. Ondan sonra yayınımı bitireyim. Evet. Bayramgazi, bu Demirçiler güzel bir gölü var. Oraya bir kere gittik ama aslında böyle güzel bir kayıt alamadık. Evet, Cennet Pınarı'nın diğer köyü de şu tarafta görüyorsunuz. Tam Elifana'nın olduğu, Elifana Türbesi'nin olduğu kesim. Emeğinize, çalışmalarınıza saygılar demiş. Teşekkürler Roni. Bu tarafa doğru da gidelim, kimse demesin ya geldin de biraz şu tarafa gitseydim, ben oraları da görseydik, oraya da gidelim. Gelmişken her yeri çekmiş olalım. Evet, bu köy, bu yol Bayramgazi'ye doğru bu şekilde devam ediyor. Oradan Çakmak, Bayramgazi, Demirçiler Köprü Ağzı köylerimiz bu şekilde devam ediyor. Oradan devam ettiğiniz zaman tabii Terolar falan var. Ondan sonra o kısımda Zinkon var. Evet. Evet, bu şekilde. Sevgili dostlar, bu videoları paylaşırsanız, yani paylaşarak çoğaltabiliriz. Paylaşırsanız görmeyen canlarımız da, memleket hasreti çeken canlarımız da görmüş olur. Yani bunu sadece Cennet Pınarı'ndan olması gerekmiyor.
İnsanlar pazarcıktan veya doğa severler hepsi bu videoları izliyorlar. Doğayla iç içe olanlar, memleket hasreti çekenler, buralarda gezmiş olanlar tekrar görmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Zaten büyük izlenmelere ulaşıyoruz bu sayede. Bu videolarımızı YouTube Pazarcık TV kanalında da takip edebilirsiniz. YouTube'a Pazarcık TV yazıp abone olmanız yeterli. Hem videoları alacaksınız hem de kanalımıza destek vermiş olacaksınız. Bu önemli. YouTube Pazarcık TV kanalına abone olmak için ne yapıyorsunuz? YouTube'a Pazarcık TV yazıyorsunuz. YouTube'a Pazarcık TV yazıyorsunuz. Pazarcık TV yazıyorsunuz ve abone oluyorsunuz. Evet, biraz orada takıldık ama gelen araba amca, yaşlı bir amcaydı. Bize çarpacaktı. Biraz heyecan yaptı. Can güvenliği önemli şimdi, yani diğer videoları çekmemiz için. Elçin Mustafa görür demiş. Bu görüntüler sabah sabah iyi geldi. Emeğinize sağlık. Teşekkürler. Siz de yüreğinize sağlık izliyorsunuz. Tabii takdir eden canlarımıza da gerçekten ağzına sağlık. İnsanlar emeklerinin karşılığında bir şey almasa da takdir edilmek her zaman insanların hoşuna giderler yani. Zaten toplumumuz takdir etmeseydi, bu videoları çekmezdi. Gerçekten çok güzel, olumlu sonuçlar alıyoruz. Geri dönüşümler alıyoruz. Ve bayağı bir izleniyor videolarımız, bütün çalışmalarımız. Biz de bu takdir sonucunda ne yapıyoruz? Mümkün derece daha fazla böyle yayınlar yapmaya çalışıyoruz. Tamamen karşılıklı etki tepki meselesi. Selam Cennet Pınar. Evet, Cennet Pınar'ından. Cennet Pınar'ından. Burası da Cem Evi. Cem Evi'nin şeyi. Evet, yağmurlu bir gün. Şimdi şöyle yayına da devam ettim. Şimdi bayağı izleyen canlar var. Kapatmak istemiyorum. Şu tarafa doğru da bir çekimlerimizi yapalım. Sanki böyle kapatınca insanları yüzüstü bırakacak gibi bir hisse kapıldım. Biraz daha devam edeyim. Köprüazı Hamuklu köyüne gidin. Orada Zikir Derviş Baba'nın türbesi vardır. Orayı ziyaret edin demişler. Merhabalar demiş. Hacı Kıray selam demiş. Merhaba, selam. Hamuklu köyüne müsait olursak tabii gideriz. Neden gitmeyelim? Uygun olursak. Yani bu planlı değil. Yazın bir böyle planlı gezilerimiz oldu. Onların videolarını da paylaşacağım. Ama yani böyle şey gelişiyor. Evet, burada bir çocuk parkı yapmışlar, görüyorsunuz. Cem evinin bahçesi içerisinde güzel. Çocuklar aynı zamanda burada eğlenmiş olurlar. Doğru bir yaklaşım yani. Bilmiyorum, çok çocuk var mı ama. Evet, yağmurdan dolayı bir havanın sertliği de
biraz kırıldı. Hava biraz soğuktu. Evet, şurası çok güzelmiş, görüyorsunuz. Bura mükemmel hatta. Ne kadar hoş. İnsanlar buraya zarar vermemişler. Okulmuş demek ki burası. Muhteşem yani bura şu an. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Gerçekten burada bir daha yeni dedim ama diyecekler ne çok seviyorsun. Burada bir çiğ köfte yoğurabilirler kadınlar. Böyle bir gün yapabilirler. Evet, görüyorsunuz. Muhteşem. Evet, bu şekilde baharın ilk çiçekleri bunlar. Şurada bir ev var. Evet, çok güzelmiş. Onu çok beğendim. Üstü şey, eski evlerden topraklı ev. Çok hoş. Böyle otantik yapılar iyidir. Evet, bu şekilde böyle aşağı doğru, petrole doğru devam ediyor. Bu şekilde gidiyor. Evet, bu şekilde devam edelim. Biraz köy de büyük bir köy aslında. Güzel bir köy, büyük bir köy. Devamı da şurası. Evet, görüyorsunuz. Şöyle bir siste gelmiş. Muhteşem. Bahar havası böyle doğal. Aynı Karadeniz yaylaları gibi. Aynı derken bilmiyorum artık. Belki kızanlar olur derler. Bizim köyümüz daha güzel. Ne Karadeniz yaylası. Bizim doğamız daha güzel diyen canlar da olabilir. Eyvallah, tabii ki onları da doğru kabul ediyoruz. Bizim bölgemizin iyi tarafı baharda Karadeniz.